Elhamdülillah her sene olduğu gibi bu senede siyer yarışmamızı gerçekleştirdik. Güzel bir katılım var. 7'den 70'e küçük çocuklardan ta 70 yaşındaki amcamıza kadar herkes ciddi manada bir katılım gösterdi. Bu da tabii Peygamber Efendimizin yani bu halkın gözünde ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu gösterir. Sınav başlamadan 2 saat evvel öğrencilerimizin yani sınava katılan kişilerin geldiğini gördük. Bu da yani bu sınava katılımın ne kadar heyecan yarattığını, hala insanların gönlünde nasıl bir peygamber aşkı olduğunu gösteriyor. Bu sınavı yapma amacımız da dediğimiz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtmak, anlamak, onu bilmek. Çünkü biz inanıyoruz ki o tanındıkça, o bilindikçe Allah'ın izniyle yani insanlığın sıkıntısı giderilecektir. Çünkü Allah-u Teala onu yani ümmete bir rehber, bir önder ve bir doktor olarak gönderdi. Yani sıkıntılarınız varsa, dertleriniz varsa peygambere müracaat edin. Peygamber sizin sıkıntılarınızı, dertlerinizi giderecektir. İşte bizim aslında burada sınavı yapma amacımız bu dediğim şeyde gizli. Yani Allah'ın peygamberini güzel bir şekilde tanıtıp, öğretip ondan sonra kendine rehber edinmek ve sıkıntılarına, dertlerine derman bulmak. Bugün kızımız siyer sınavına katıldı. Birinci olmasalar bile yani faydalı bir bilgi. Gerçekten çocukların gelişimi için, dini bilgileri için çok çok faydalı bir sınav. Bu sınavın özellikle 5. sınıflarda, 4. sınıfa yani küçük yaştaki çocukları kapsaması çok önemli. Küçük yaşta bu bilgiyi aşılıyor çocuklara ve ömrü boyunca bu onda kalıyor yani. Kendi çocuğumuzda bunu gördük yani. Yani biz kazanıp kazanmama şeyinde değiliz. Sadece bu bilginin çok faydalı olacağını ve çocuğa da söyledik yani. Her ne kadar bir şey kazanmasan da bizim için önemli değil. Bu bilgi senin için yeterlidir. Biz onu söyledik çocuğumuza. Diğer dinleri bilmem ama biz Müslümanlar için yani hani derler ya vazgeçilmez bir şey yani. İnsanlara bu dini anlatan kişiyi tanımak çok önemli bir şey. Gelen Kur'an'ın ayetlerini birebir hayatlarında uygulamışlar. Onun için hayatları bizim için çok önemli ve kesinlikle küçük yaşlarda bunu çocuklarımıza aşılamalıyız yani. Yani okuyarak, çocuklarımıza öğreterek inşallah daha faydalı olur yani. Benim amacım aslında yani Peygamber Efendimizin nasıl biri olduğunu öğrenmesiydi. Benim için önemli olan buydu. Kitabı alırken anne ya bir şey kazanamazsam kızım dedim yani. Kendi içimden evet dedim yani onun ahlakını öğrensin de hani gerisi yani onun sevgisini bir aşılayayım da buna. Yani çünkü Peygamber Efendimiz lafla anlatılmaz. Yani bunu biliyoruz. Onun ahlakını tanıması en azından bence bu küçücük yaşta büyüyene kadar anne böyleymiş, bunu yapıyormuş, şunu yapıyormuş demesi biliyorum bu bütün hayatı boyunca Peygamber Efendimiz de böyleymiş ya da sünnetini uygulamaya çalışır. O yüzden bu sınavı çok istiyordum. Evet güzel ödüller vardı ama benim için o kitabın manasını almaktı. Bu benim için en büyük ödüldü. Sanırım başardım çünkü defalarca okudum. Evet girmiş sınava ama şu an gerçekten içinde neler kaldı ben onu düşünüyorum. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenip hayata geçirmek çok güzel bir şey olacağına inanıyorum. Hepimiz onun ahlakını kitaplarda, Kur'an'da bildiğimiz kadarıyla yani lafa gerek yok, anlatılmaya kelimeler yetmez. O yüzden çok güzel bir şey yapmışlar. Size de teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Çocuğumuzu biz kayıt yapmıştık da önceden. Sabah 10.30'da burada olduk. Evet. Biz de bunu heyecan yaşandık. Bizim çocuklarımız bu yaşlarda dinimizi öğrenmesi, Peygamber Efendimiz'in hatırlasalama hayatını bilmesi, bu yaşlarda zaten bunları öğrendiği zaman ileriki yaşlarda doğru yolu en azından seçebiliyorlar. Nesiller değişiyor, zaman değişiyor. Bugün mesela teknoloji çağındayız. Çocuklarımız yani ne kadar da biz teknoloji çağından biz uzak tutsak da ister istemez yani gene bir şekilde ulaşabiliyorlar. Dinimizi çocuklarımıza aşılarsa bunlar da bir dahaki nesilde bizim çocuklarımız da kendi çocuklarına bunu aktarabilecek. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini biz kendi çocuklarımıza hayatını, sevgisini ne kadar aşılayabilirsek ileriki yaşlarda hani kolay kolay bizim çocuklarımız bozulmaz.